Merhaba. Yine bir izafi koordinat kullanılarak line çizme çalışmasında daha beraberiz. Her zaman olduğu gibi ayarlarımıza göz atıyoruz. Burası arkadaşlar polar tracking'de F10 tuşuna basarak aktif pasif konumunu alabiliyoruz. Aktif olması lazım. Yani mavi olması lazım. Bakıyoruz. O snap tuşu çok fazla lazım değil ama yine de açık olmasında her zaman fayda vardır. O snap tuşu F3 ve object tracking F11 tuşuyla arkadaşlar yönetiliyor. Çizimimize başlayalım. Hemen line dedik ve şöyle boş bir yerden polarımızı gördükten sonra on enter diyoruz ve 8 yukarı doğru, buraya doğru 24 enter diyoruz. Bir daha 8, bir daha 10. Şimdi arkadaşlar yükseklik 40, ortada bir 18 çentik kısım var. Geriye 22 kalır. İki tarafı eşit paylaştırırsak 11'lik bir ölçü kalır. Yukarı doğru mouse'u kaydırmadan 11 enter diyoruz ve buraya geliyoruz. Gideceğimiz şurası arkadaşlar x yönünde eksi 9, y yönünde ise artı 9. Dolayısıyla et eksi 9 virgül 9 yazarak ilk kısmı tamamlıyoruz. Ondan sonra buraya giderken arkadaşlar hem x yönünde hem de y yönünde artı ve de 9 birim gideceğiz. Dolayısıyla et 9,9 enter dediğimizde iş gerçekleşir. Ondan sonra 11 deyip aşağısı da 11'di. Buraya geldik. Aşağıdaki ölçüler yukarıda aynen geçerlidir. 10 aşağıya doğru 270 derecede 8 enter. Ondan sonra ortası 24 idi. Yukarısı tekrar 8 ve de 10 enter. 270 derece yönde çeviriyoruz arkadaşlar. Ben şimdi bilerek bozacağım. Poları görmeden 11 yazacağız. Şöyle. Çizimimiz yine 11 olur ama arkadaşlar dikkat ettiyseniz tam aşağıya doğru dik değil. Dolayısıyla böyle durmadan ne yapıyorduk? Hatırlatma anlamında yaptım. U enter deyip geri alıyoruz ve 11 enter diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar x yönünde 9 birim, y yönünde ise eksi 9 birim aşağıya doğru gideceğimiz için et 9 virgül eksi 9 yazarak buraya geçiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bu tarafa doğru hem eksi x yönünde hem de eksi y yönünde gideceğimiz için et eksi 9 virgül eksi 9 diyerek buraya gidiyoruz ve burasını ister 11 enter deyip tamamlamak da mümkün veya o sistemimiz açık olduğu için endpoint ile şöyle basitçe kolayca tamamlayalım ve enter'a basalım. Şeklimizi böylece tamamlamış olduk. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.